Evet, herkese iyi akşamlar. Kültür Sanat Kuşağı Artist'e hoş geldiniz. Ben Sevim Gözay. Ve bugün stüdyoda yine konuşmaktan çok zevk duyacağımız konuklarımız var. Tiyatro Akla Kara bugün konuğumuz. Ve yeni oyunları Patron Kim'le konuklar. Bize Ece Uslu. Siz Patron Kim'de oynuyorsunuz. Evet, ben Savaş'la Patron Kim'de oynuyorum. Evet, Savaş Bey'le birlikte. Savaş Özdural'la birlikte. Ve ama Kerem Kobanbay Sherlock Holmes'te oynuyor. Yani yandan geldi. Onlar Patron Kim ekibi, ben de. Olur mu öyle şey? Hem Sherlock Holmes'u konuşacağız, hem de Patron Kim'i konuşacağız bugün. Ve Tiyatro Akla Kara'nın diğer iki oyunu, onlar nedir? Tanrı ve Dracula. Dracula. Onları da konuşacağız hatta. Fakat başlayacağımız oyun Patron Kim. Onun görüntüleri var elimizde. Önce izleyelim, sonra konuşalım. Tamam. Olur mu? Ha. O zaman Patron Kim geliyor. Bir patron. Tehlikeli olan bıçak değildir. Onu tutan kişidir. İki patron. Kendim için yeni bir isim bulmam lazım. Çünkü saklanıyorum. Bir yardımcı. Artık iki patronum var. Ama iki patron olunca konsantre olmak lazım, öyle değil mi? Patron Kim? Neler olacak, neler neler olacak. Elindeki sevime gönül bulacak. Carlo Goldoni'nin ünlü eseri İki Efendi'nin Uşağı'ndan 80'ler Türkiye'sine çılgın bir uyarlama. Hey damat, demek oyuncu olacaksın sen. Evet efendim, şehir tiyatrolarına gireceğim. Böyle çarpılmaz, çılgınmışsın sanki. Valla sen gelisin gelisin. Aşk. Furkan. Begüm. Furkan. Allah'ım, siz hala kulaklarımda. Şiddet. Sen ne yapıyorsun çakma balkocu oğlum? Doğru mu bu? Doğru. Kesinlikle doğru. Ne doğru? Kıvılcım Ferit'le evleniyor. Bu anlayış kıllığı sizin ailede kaltımsal mı ya? Evet. Kıvılcım Ferit'le evleniyor. Sana da pullu davetiye gönderecek. Oldu mu? Kılık değiştirme. Ben zaten ölüyüm. Gerçekten mi? Nasıl bir duygu? Benim ikiz kardeşim Ferit öldü. Sen Ferit'in erkek kardeşi misin? Hayır, kız kardeşiyim. Anlamadım. Bak, tek anlaman gereken benim bir kadın olduğum. Ne? Durmayan bir aksiyon. Kardeşim ağlasın. Aa öyle mi? Gel buraya. Al bakayım. Aa çok acıdı. Bu çok acıdı ama. Bırak beni. Bırak beni. Alsana. Bırak beni. Alsana. Bırak beni. Alsana. Bırak beni. Alsana. Evet, Patron Kim adlı oyundan görüntüler izliyoruz. Ne anlatıyor bu oyun? Sizden dinleyelim. Peki, Patron Kim, Carlo Goldoni'nin 200-300 yıl önce yazdığı İki Efendi Uşağı adlı Comedie dell'arte oyunun aslında bir adaptasyonu. 1980'ler Türkiye'sini adapte ettik oyunu. Oyunun ana temasına çok fazla dokunmadık, hikayesini değiştirmeden, ama bütün motifleri bizden yaptık. Karakterlerin adı Türk oldu, oyunun geçtiği yer Beyoğlu, o dönemin 80'lerin isimleri, yerleri, sanatçıları, motiflerini hep atıflarda bulunarak eğlenceli bir oyun haline getirdik. Ki zaten bu uyarlamayı da siz yaptınız. Evet, ben yaptım uyarlamayı. Canlı orkestramız var 3 kişilik. Yine 80'lerin çok bilinen popüler Türk pop müziği parçalarından örnekler veriyoruz. Potporiler var, 2-3 şarkının karışık olduğu yerler var, tek şarkı olan yerler var. Onları da bütün oyuncu arkadaşlar zaman zaman ikişer üçerlerde söylüyoruz. Evet, oyunun şöhreti de o yönde zaten. Canlı orkestranın da olduğu müzikli, eğlenceli, interaktif bir oyun diye geçiyor. Ve Ece Uslu, iki rol birden canlandırıyorsun. Aslında Begüm karakterini canlandırıyorum. Fakat evet. Begüm'ün sevgilisi tarafından ikiz erkek kardeşi yanlışlıkla öldürülüyor. Begüm de bir mafya ailesinin çocukları bunlar. Payidar Bey'den borçlarını alabilmek için ikiz erkek kardeşinin, ölen ikiz erkek kardeşinin kılığına giriyor. Böylece dolayısıyla sen hem kadını hem erkeği oynuyorsun oyunda. Evet, yani erkeği yine oynuyorum. Hı-hı. Oyunun içinde. Peki o zaman siz bu oyunda yoksunuz, seyirci olarak size sorabilirim. Nasıl bir erkek çıkmış Ece Osman'ın içinden? Çok sert ve çok belalı bir tip çıktı. Gerçekten. Oyunu gelip seyrederseniz şeref verirsiniz. Gerçekten böyle şey, bitirim delikanlı. Maganda tam. Sokakta karşınıza çıksa hiç bulaşmayacağınız bir tip oldu. Nasıl hazırlandın Ece rolüne? Ya pro olarak. 6 ay magandaları gözledim falan diyecek misin? Nasıl? 6 ay magandaları gözledim falan. Tabii. Evet. Yok, öyle bir şey olmadı tabii ki, ama tiyatroda yani işte prova süreci içinde yönetmenle birlikte çalıştık. Ali Altun.
Ali Altun yönetmenimiz. Çok fazla kelebek bir şey. Bıçak kullanıyor, onu kullanmayı öğrendi. Onu çıkarıyor. Çok kısa bir sahne geldi ama hani onu böyle birilerinin boğazına dayıyor. Bayağı bir erkek kolaymış mafya aslında. Ailesi çocuğu oldu. O kadar da gözümde büyüttüğüm kadar değilmiş yani. Kelebek bıçak kullanmayı öğrendim bu sayede. Çok basit ya, öyle bir şey. Umarım işin düşmez tabii de. Evet, ama evet, oyunun künyesine tekrar bir göz atalım. Yönetmen Ali Gökmen Altuğ'ymuş, ışık tasarım Serpil Coşkun'muş, koreografi Seda Alpay'mış. Ve oyuncu listesini de hemen bir sayalım burada göründüğü sırayla. Bahadır Vatanoğlu, Ece Uslu, Ilgın Angın, Levent Ünsal, Lütfi Birses, Mustafa Dinç, Nazan Diper, Pelin Turnacı, Savaş Özdural ve Taylan Altıhan. Pelin Turancı. Evet, bayağı kalabalık bir oyun. Evet, 10 kişilik bir ekibimiz var. 3 de orkestrayı sayarsak 13 kişi sahnedeyiz. Harika. Ne zaman, nerede izliyoruz bu oyunu? Bizim tiyatromuz Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde, Akyıldız Pasajı'nda. Aralık ayı boyunca her cumartesi pazar. Cumartesileri 8.30'da, pazarları saat 5'te öğleden sonra izleyebilir seyircilerimiz. Aralık ayında bir hafta sunuyoruz. Sherlock Holmes Perşembe Cuma oynayacak. Sonra yer değiştiriyoruz. Diğer iki oyunumuz araya giriyor. Salıdan pazara kadar 4 farklı oyun var tiyatromuzda. Herkes her şeyi verebilir. Bu çok hızlı oldu burası. Bunu biraz detaylı dinlemek isteyeceğim. Ama önce bir bizim artistik haber turumuz var. Onu izleyelim. Sonrasında lütfen bize Tiyatro Akla Kara'nın diğer oyunlarını ve oyun programını yeniden anlatın, olur mu? Tamam. Çok hızlı geçti, karıştı. O zaman artistik haber turuna gidip geri dönüyoruz.